Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasında yeni bir haftaya başlıyoruz ve sizlerle birlikteyiz. Evet, yeni bir haftaya başlarken oldukça da yoğun bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta çok fazla veri var, önemli veri var. Piyasaları derinden etkileyecek veriler var. Ve aynı zamanda da tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerden gelen sorulara daha fazla ağırlık vererek programı götüreceğiz. Şu aşamada ben piyasalara baktığımda genel olarak piyasalarda karışık bir hava olduğunu görüyoruz. Amerika'da Amerikan vadelileri hafif yukarıda seyrederken Çin'de sert bir düşüş var. Orada aslında imalat sanayi PMI endeksleri çok iyi gelmesine rağmen bu halka arzlara izin verileceği haberi özellikle borsalarda düşüşe sebep oldu. Cuma günü bizim piyasalar genel olarak olumluydu. Faizler yüksek seyretmeye devam ediyor ve aynı zamanda da borsada bir alım vardı. Bu ne kadar ciddi bir alımdı aslında bunu da göreceğiz. Her pazartesi olduğu gibi bu hafta da bu pazartesi yine konuğum Okan Aybar. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk hocam. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi sen şöyle bir genel olarak bu haftanın en önemli gündem maddelerini bir özetler misin? Evet hocam, bu hafta imalat sektörü satın alma müdürleri endeksleri açıklanacak. Onun dışında FED ve Avrupa Merkez Bankası'ndan açıklamalar var. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikası önemli açıklanacak veriler içerisinde. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden konuşacak. Bugün mü konuşacak? Bu hafta içerisinde bu açıklamalar gelecek. Şimdi FED tarafı az çok belli. Aslında Avrupa tarafı da belli. Hani nasıl bir faiz politikası uygulayacakları ile ilgili. Avrupa tarafında Avrupa'nın faizleri düşük tutmaya devam edeceği zaten aşikar, o biliniyor. Ancak FED tarafında biliyorsunuz bir devamlı olarak yani laf değiştiren evet, yetkililer var. Bir işte faizlerin yükseleceği konusunda bir beklentisi olan FED yetkilileri var. Diğer taraftan başka yetkililer. Nasıl yani FED'den mesela işte FED'den faizlerin yükselteceğini düşünenler mi var? Yok ya, yükselteceğini değil. Bu şeylerin bu varlık satın alma programını yavaşlatmayla ilgili söylemler faizlerin yani piyasa faizlerinin dalgalanmasına neden oluyor. Şimdi bir gün bir açıklama yapılıyor FED'den. İşte biz satın alma programını yavaşlatabiliriz şeklinde bir açıklama gelince biliyorsunuz 10 yıllıklar bir anda yükselmeye başlıyor. Bir başka bir FED yetkilisi açıklama yaptığı zaman yine 10 yıllıklar aşağı yönlü dalgalanıyor. Yani 10 yıllıkların dalgalanması çok geniş bir bant aralığında oluyor. Biliyorsunuz 2.90'a çıkmıştı daha önceden. Şimdi 2.70'ler civarında. Evet. O noktada piyasalar biraz tabii karışık. Yani FED'in beklentileri de karışık olduğu için. Ancak şöyle bir şey var. Geçen hafta Amerika'dan açıklanan konut sektörü verileri olumlu açıklandı. Evet. Konut fiyatları olumlu açıklandı. Schiller konut fiyat endeksleri açıklandı. Bir tek MBA mortgage başvuruları biraz düşük açıklanmıştı. O da normal çünkü faizler biliyorsunuz yükseldi Amerika'da. Onun dışında konut sektörüne bakıldığında bir toparlanma gözüküyor ama yavaş toparlanma devam ediyor. Ama diğer tarafa baktığınızda, imalat sektörüne baktığınızda veya perakende satışlar tarafına baktığınızda Amerika'da durum şu anda en azından yani geçmiş haftalara da iyi gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda da iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu şu an Aralık ayı Amerika'da bir alışveriş yapma ayı. Evet. Biliyorsunuz bu şey geliyor, 25 Aralık geliyor, Christmas dönemi. Noel zamanında alışveriş dönemi bayağı bir piyasaları canlandırabilir. Geçen, tabii geçen Aralık'la karşılaştırılacak büyük bir olasılıkla. Evet, evet. Şimdi sorular gelmeye başladı.
Ve geçen haftadan da aslında sorular vardı cevaplayamadığımız. Bunlardan bir soru şu. Sen aslında şeysin, yani teknik olarak bütün pariteleri izliyorsun ama aynı mantık hisselere de uygulanabilir belki. Celalettin Caner diyor ki, stop loss hissede 5 kademe yukarı ya da 5 kademe aşağı olabilir mi diyor. Stop loss'u nasıl belirlemeli yatırımcı? Özellikle FX piyasalarında kaldıraç kullanıldığı için orada stop çok çok daha önemli, evet. Biliyorsun. Fakat orada stop yaparken biliyorsun o stopları nereye koyduğunu da görüyorlar. Evet. FX piyasalarında değil mi? Evet. Aracı kurumlar yatırımcıların pozisyonlarını takip ettiği gibi çalışan emirlerinin nerede öbeklendiğini de takip ediyorlar. Evet. Dolayısıyla mesela örneğin parite 1.35-50 iken eğer 1.36-30'da yukarıda biraz satış, daha doğrusu alış stopları öbekleniyorsa, hı hı. Ve piyasa eğer aşağı yönlü bir beklenti içerisindeyse, bu sefer aracı kurumlar, daha doğrusu aracı kurumlar değil de yani bu aslında bir kitle hareketi oluyor. Bütün aracı kurumlar aynı seviyelerde stopları gördüğü için fiyatların biraz yukarı doğru gitmesini tetikliyorlar ve 1.36-30'da örneğin çalışan alış stoplarını tetiklemek için piyasayı biraz yükseltebiliyorlar o durumda. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Genellikle stoplar genellikle tam rakamları, yani yarım ve tam rakamları yazılır. Mesela piyasa 1.35-50 iken mesela hiçbir zaman 1.36'ya stop koymayın veya 1.36-50'ye stop koymayın veya 1.37'ye, 1.37-50 gibi rakamları stop yapmayın. Çünkü gün içerisinde piyasanın o seviyeleri görme ihtimali çok yüksek. Olasılık olarak şöyle bir baktığınız zaman grafiklere, o 50'li ve tam rakamlara piyasanın gitmesi çok olası oluyor. O yüzden mesela eğer stop koymak istiyorsa yatırımcılar emir verirken öncelikle şeye baksınlar. Destek dirençler nerede? Onlar genellikle çalışıyor. Bak mesela şimdi buradan bir uygulamalı gösterelim mi şu, tamam, stop işini? Yani şimdi euro dolar paritesini açalım ve euro dolar paritesinde bu sabah itibariyle sert bir yukarı hareket, genel bir yukarı hareket olmuş gece yarısı ve şu anda da yatay gidiyor. 1.36 civarında görülüyor. Bu 60 dakikalık grafikleri veriyoruz. Şimdi burada short pozisyon açacak ya da long pozisyon açacak diyelim. Yani bu euro dolar paritesinde. Eğer short pozisyon açarsa aşağı gittiğinde para kazanacak demektir. Ama evet, yukarı gittikçe zararları büyüyecek demektir. Evet. Şimdi şu doğru mu? Şimdi daha önceki şu bölge dikkat edersen, burası, burada bir direnç var. Yani 60 dakikalıkta baktığımız zaman, yani burası daha önce kaç aydır? 2011'den beri, Kasım ayı başından beri görülmemiş bir seviye. Onun öncesinde de Ekim ayında 1.38, 30'u görmüş. 60 dakikalık grafiklerde dikkat edersen şöyle bir şey. Şimdi burada destek direnci belirledik. Fakat benim söylemek istediğim şey şu. Dikkat edersen bu seviye eğer stopsa 1.36-22 stop mesela. Ya herkes bunu gördüğü için buraya stop koyuyor. Tamam mı? Evet. Sonra bir bakıyorsun ki şöyle bir şey oluyor. FX piyasalarda. Geliyor, buraya kadar çıkıyor ve bunun üzerini görüp geri dönüyor. Dolayısıyla burada bütün stoplar çalışıyor. Evet. Stoplar çalışınca herkes zarar ediyor. Hani FX piyasalarında biraz daha farklı belirlemek gerekiyor. Hocam onu isterseniz şöyle söyleyeyim. Mesela, hı-hı, şimdi o çizdiğiniz o tepedeki seviye, evet, büyük ihtimalle o zaten bir daha denenecektir. Evet. Hatta şunu da söyleyeyim. Mesela şu grafikte benim gördüğüm kadarıyla 1.36 zaten benim bugünkü bültenimde de 1.36-30 bekliyor dediğimi söyledim. O seviyelerden değil, hatta 1.36-50'ye gelmesi durumunda satış yapın. Ve 1.36-70'te ancak stop koyun. Yani biraz daha daha geniş aralıklarda stop konulması gerekiyor. O da zararı büyütebiliyor ama. Tabii ama satış... Şimdi bak sen bir şey söyledin. Dedin ki 1.36-30'a doğru, yani burada bir daha denenecek. O zaman burada long olması lazım. Öyle değil mi?
Yani şimdi şurada long pozisyon açması lazım. 1.36'dan alır adam, tutar 1.36, 20'yi, 30'u bekleyebilir. Öyle şimdi değil mi? Benim görüşüm şöyle. Şimdi benim aşağı yönlü bir görüşüm var paritede. Hayır, ama... hayır. Şimdi bak şöyle, orayı hiç şey yapmayalım. Bak şimdi şurası bir destek, öyle değil mi? Evet. Bura destek. Şimdi sen dedin ki yukarıyı bir daha deneyecektir. Nereye stop koysun adam şu an? Yukarıyı eğer bir daha deneyecekse ve eğer daha sonradan tekrar aşağı dönecekse, yani şuradaki direnç seviyesi eğer çalışacaksa, o zaman oradaki stopların çalışacağını öngörerek 1.36-25 civarında stop koymak yerine, alış stopu koymak yerine biraz daha yukarıdan satış yapmayı dener. Yani 1.36-50'ye geldiği zaman mesela alış stoplarının çalışacağını öngörerek. Ama sen şimdi bak orada şey diyorsun Okan. Yani şimdi burada bu adam biliyor ki burada stoplar çalışacaksa eğer. Alış stopları çalışacak, tamam değil mi hocam? Alış stopları. Yani ben buradan short pozisyonu açtım. Diyelim ki aşağı oynuyorum. Yukarı doğru gitmeye kalkarsa burada stoplar çalışacaksa. O zaman evet. Sen diyorsun ki eğer böyle olacaksa şimdi stratejisini belirlesin. 1.36-25'in üzerine çıktığı anda 1.36-30'da, 1.36-40'da direkt short pozisyonu açsın. Evet diyorsun. Ama aşağı yönlü bir beklentisi varsa yatırımcının tabii orada short pozisyon alması gerekiyor. Şöyle ise eğer bu direncin kırılması durumunda eğer yukarı çıkacağını bekliyorsa yatırımcı, o zaman 1.36-30'u bekleyip alış stoplarının çalışmasını da bekleyip bu sefer 1.36-50'nin üstünde momentum kazanması durumunda alması gerekir. Çünkü bu sefer de biliyorsunuz ne deniyor o zaman, yükseliş devam ederse o zaman orada ayı tuzağı olabilir. Veya boğa tuzakları olabilir. Böyle durumlarda. Yani yukarı gidiyor gibi yapıp aşağı dönerse. Aşağı dönebilir. Evet, boğa tuzağı oluyor. O yüzden yatırımcının orada bakın, biraz daha temkinli olması gerekir. Burada stop belirlerken aslında en önemli kriter bence, yani hisse senedinde de budur. Elbette ki teknik destek ve dirençlere bakılır ve ona göre belirlenir. Birçok ayrı durumda farklı şey yapılır. Ama eğer yatırımcı kendisi ben şu kadar para kaybettiğim anda çıkacağım. Yani çıkmak istiyorum çünkü o kadar para kaybedersem sonu büyüyebilir diye düşünüyorsa, öyle bir durumda diyelim ki miktarı 7.000 liralık aldı bir hisse senedinden. Şimdi 700 lira kaybetmesi demek %10 aşağı gelmesi demek. Yani %10 çok büyük bir marş. Ama amacı şu, benim 7.000 liralık hissem 7.500 lira olacak diye hedef koymuş. Yani bence 7.500 liraya kadar çıkacak. Yani ki hisse 7 liradan 7.5 liraya çıkacak. Bu %8 veya %7 civarında bir getiri. 7.500 liraya kadar çıkacağımı beklediğim hisse de benim koymam gereken stop maksimum 250 liradır. Yani 500 lira kazanmayı planlıyorsam 250'de stop yapmalıyım ki. Çünkü o zaman 10 işlemden 5'ini kazanır, 5'ini kaybedersem 5 tanesinde 500 lira kazanmış olurum. Evet. 5 tanesinde de 250 lira kaybetmiş olurum. Hiç olmazsa artıda kalırım. Beklenen getiri evet, üzerinden. Bu bir yöntem. Evet. Yani bu bir yöntem. Bunu herkes kabul etmeyebilir. Ama bu yöntemi kullanabilir yatırımcı. Diğer bir nokta. Bana iki tane harf söyler misin? Bir sesli, bir sessiz. A, P. Ne? A ve D. A ve P. Evet. Tamam. A ve P. A, P yazıyorum. Hangi hisse çıkarsa. A, P'den hisse çıkmadı. Yani. A, K o zaman. A, K. Tamam. Akbank çıktı. Şimdi bakalım. Verelim grafiği arkadaşlar. A ile K'yi yazdık. Herhangi bir hisse senedinde. Akbank. Bu Akbank'ın 60 dakikalık grafiği. Şimdi teknik olarak baktığınızda çok bariz bir şekilde, yani bunu biliyorsanız biraz. Şurada bakın şu iki defa burayı test etmiş. Yani şu seviyeleri test etmiş. Ve hafifçe yukarı bir harekete başlamış. Bizim ikili formasyon dediğimiz bir formasyon oluşturmuş. Ve 7.20 burası. 7.20 seviyesinden de yukarıya doğru dönmüş. Şu aşamada 7.39 seviyesinde. Ve bu 7.39 seviyesinden itibaren aşağı dönerse, şu an diyelim ki 7.390 liralık alım yapsak, 7.200 lirayı aşağı kırdığında satsak, 390 liradan 200 liraya düşüş, 190 lira kaybedeceğim demektir. Evet. Öyle değil mi? Ben buna razı mıyım değil miyim ona bakmak lazım. Buna razıysam eğer 7.200 liradan satmaya, o zaman buradan alım yapılır.
ve şu aşağı gerilemelerde de satılmaz ama bunun altına geçtiği anda satmak lazım. Hatta ilk altına geçtiğinde değil, altına geçtikten sonra bir miktar yukarı tepki yapar her zaman kağıtlar. Orada destek varsa o zaman satmak lazım. Ama hedef ne olmalı peki? Yani kaç lira kazanabilirim ben burada? Şu direnç seviyesi var. Yani şurada iki defa test etmiş. Bu direnç seviyesine doğru 7.60 mı? 7.390 liradan alır yaparsam, 1000 not alırsam 7.390 lira yapıyor. 7.600 lira. O zaman 210 lirada getiri sağlayabilirim. Evet. Ya 210 lira kazanmayı şey yapacağım. Yani kısa vadeli yapana bunu asla önermiyorum zaten de. Hani şöyle bir şey var sevgili seyirciler. Böyle hani piyasaya gir, al, ondan sonra orada sat, sonra geri çık. Bu stratejiyle olmazsa eğer sürekli para kaybedersiniz. Çünkü fiyat hareketlerine bakarak kendinizi yönlendirmeye çalışırsınız. Fiyat hareketleri şeytandır ve sürekli sizi yanıltmayı başarır. Yani seans başladı, fiyat şöyle olunca ne yaparım demiyorsanız, önceden planınız yoksa kaybetmeye aday bir yatırımcısınız. Dolayısıyla benim burada söylemek istediğim, piyasa kapalıyken bu analizleri yapacaksınız. Piyasa, ondan sonra da kesin olarak yerine getireceksiniz. Yani 7.390'dan alıyorum. 7.390 liralık alıyorum. 7.600 liraya gelince satacağım. Orası da çok fazla bir tepe seviye. 7.580'e gelince satacağım deyin. Veya 7.390'dan aldınız, 7.500'ü geçti. Ya bu kadar da kar yeter. %1,5-2 bir kar oluştu. Bu 2 aylık banka faizi. Ben hiç olmazsa 2 gün içinde, 3 gün içinde bu kadar bir karı hemen cebime koyayım deyip aynı başka bir hareketi yapmış kağıdı bulabilirsiniz diyelim. Evet. Bunu böylece verdikten sonra diğer sorulara geçeceğim. Senin ekleyeceğin varsa ekleyelim. Hocam bir de biliyorsunuz takip eden stoplar var. Hı hı. Yani sadece bir de şöyle bir yanlış algılama var yatırımcılar arasında. Yatırımcılar stopu zararı durdurmak olarak algılıyor. Aynı zamanda stop işlemleri pozisyon açmak için de kullanılabilir. Yani mesela kırılmalar durumunda mesela eğer biraz önce grafikte gösterdiğimiz o yukarıdaki o eşiği kırarsa bu sefer momentum artarak belki yükseliş devam edecektir. Evet. O zaman da yatırımcılar orada hiç pozisyonu yokken alış stopuyla da Okan ya, sen alış şimdi, yapabilir. Yani şimdi öyle bir şey söylüyorsun ki şimdi nasıl bir şey söylüyorsun biliyorsun. Hani satrançı yeni oynayan birine en fazla bir hamle sonrasını öğretebiliyorsun. Tamam mı? Evet. Normalde çok iyi satranççılar İşte 7 hamleye kadar düşünüyorlar. 7 hamle sonrasını bir sürü varyasyon. Hatta bir de şöyle söyleyeyim hocam. Şunu da yapabilirler. Çok kısa söyleyeceğim. Dediniz ya hani piyasa kapalıyken analiz yapsınlar. Piyasa kapalıyken bir senaryo da çizebilirler. Mesela bu haftanın senaryosu ne olacak diye. Hatta siz burada ekranlarda evet. Yapıyorsunuz. Hani çiziyorsunuz grafikleri. Böyle gider evet. Şuraya çıkar düşer diye. Aynı senaryoyu yatırımcılar kendilerine göre yapabilirler. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi o senaryo işte senaryoya bağlı kalamıyorlar. Sebep? Fiyat hareketi senaryoyu sapıtıyor. Neden sapıtıyor? Çünkü kafasında tek senaryo var alırken, yükselecek. Evet. Yani yükseleceğini düşündüğü için alıyor. B planı zaten yok. Fiyat terse geldiğinde şoka uğruyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Hı-hı. Ben ne yapacağım bilmiyor. Ondan sonra bakıyorsun aşağı doğru. Gitmeye devam ettikçe ha buradan döner, ha buradan döner, ha buradan döner derken bir bakmışsın ki zararlar büyümüş. Şimdi demin satranç işinde şunu söyledim. Yani aslında senin dediğin gibi onu yapsa keşke. Biz hani dirence gelince deminki örnekte 7.390'dan al 7.600'e gelince sat diyoruz ya. 7.650 kapatırsa eğer yeniden al. Çünkü orayı kırmış. Bir de hacim eğer son 15 günlük hacmin iki katına çıkıyorsa o kırma bölgesinde hemen alma. Çünkü hacim patlayan yerlerde hemen bir geri çekilme olur. Hı-hı. Hacim çok gitmişse yani bayağı bir hacim varsa geri çekilme hemen arkasından gelir zaten. Orada bekle orada al. Yani o ikinci hamle yani. Evet. Bir de üçüncü senaryo. Peki oradan aldım geri dönerse nerede satacağım? O zaman yeni stop belirleyeceksin. Yani, evet onu da diyecektim. Yani mesela ayı tuzağı da olabilir, boğa tuzağı da olabilir. Yani her senaryoya göre bir oyun planını baştan belirlemesi gerekir. Evet. Burada Fatih Can bir soru sormuş. Daha önceki bir enerji sektörüyle ilgili konuşmuştuk. Enerji sektörüne ilişkin soruyor. Uzun vadeli alınabilecek hisselerle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Enerji sektöründe birçok şirketin, sen o konuda söyleyeceğim bir şey varsa
şey yap istersen ama çoğu çok borçlu. Çok büyük enerji yatırımları yapılmış durumda. Ve bu enerji yatırımlarının önemli bir kısmı da doğalgaza, işte termik vesaire bu tip şeyler. Yani nükleer enerjiyi katmıyorum. Onlar daha yapılmadı ama özellikle bu noktada ben şöyle bir sıkıntı görüyorum. Çok büyük paralar harcanmış durumda ve 5000 megawattlık kurmuş adam 2500-3000 megawatt satamıyor. Yani yıllık olarak hala da yatırıma devam ediyor. Bu şekilde sıkıntılar var. O zaman da şey demiştim, yani yenilenebilir enerji kaynaklarında yatırımı yapıyorsun, bittiği anda para üretmeye başlıyor. Başka girdisi kalmıyor. Rüzgar, güneş, su, yani yenilenebilirdi. Orada yüksek borçlu, hepsi çok borçlu. Orada hangi hisseydi diye sormuş. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan şirket Ayen Enerji'ydi. Onu soruyor. Dolayısıyla orada eğer sabırlıysa yatırımcı ve gerçekten de girdilere baktığımızda havadan, sudan elektrik ürettiği için daha az riskli görüyorum. Diğerlerini daha riskli görüyorum. Çünkü devlet bir alma garantisi veriyor ama hepsini de almıyor yani üretilen elektriğin. Belli bir fiyattan alma garantisi veriyor alırsa ama hepsini de almıyor. Onu da vurgulayalım. Şimdi gel şu şeyi bir konuşalım. Turgutçun diyor ki kredi kartlarına bu kadar atıfta bulunulması bana enteresan geliyor. Bir apartman dairesinin 500-600 milyara gittiği bir ülkede geçimlerini sağlamak için kredi kartlarına taklalar attıran halkı bu kadar gündemde tutmak enteresan. Kredi kartları tüketim çılgınlığı için değil geçinebilmek için kullanılmakta olduğunu düşünüyorum. Bence asıl bakılması gereken yer inşaat sektörü diyor. Doğru. Hocam ben onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ali Babacan bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. İşte kredi kartlarında vade sınırlaması getirileceğiyle ilgili. Bana o şunu hatırlattı, şunu düşündürttü. Şimdi insanlar izleyicinin de dediği gibi geçimlerini hani kredi kartını kullanarak yapıyorlar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Türkiye'de çok fazla bir inşaat şişti. Yani çok fazla inşaat arzı var. Konut arzı var. Evet. Şimdi insanlar yani şöyle bir şey getiriyor aslında. O Ali Babacan'ın söylemiş olduğu şey bana şunu anımsatıyor. İnsanlar paralarını sağda solda hani bir buzdolabına atıyorum 36 ay para ödemek yerine veya çıktığı bir tatile 48 ay taksit ödemek yerine bu paraları bu tür şeyleri hani kısa zamanda tüketilecek ve ortadan kalkacak şeyleri hala borç ödeyen insanlar var çünkü. Mesela evet. Bir şey almış sonra çöpe atmış onu ve hala onun taksitini ödüyor. Şimdi böyle bir durumda tabii insanlar şey yapamazlar, para biriktiremezler. Ve bu da konut sektöründe alımların yani insanların hani bu önceden ödedikleri bu down payment dedikleri paraları toparlamalarına imkan olmuyor. Dolayısıyla aslında o olumlu bir adım. Çünkü çok fazla insanlar kredi kartını çok fazla yüklenerek, çok fazla bölerek aldıkları en küçük şeyleri bile atıyorum bir kravat alıyor adam, kravatı bile orada kasiyer soruyor olsun. Kaça böleyim diye. Evet. Yani bu durum tabii insanların para biriktirmesine engel olduğu için insanların daha uzun vadedeki yatırım yapma potansiyelini azaltıyor ve bu da özellikle Türkiye'deki inşaat sektöründe daralmaya götürüyor. İnşaat sektörüyle ilgili zaten şey aslında Turgutçu'nun söylemeye çalıştığı şey inşaat sektörü ya oradaki çılgınlığa bakın asıl diyor Turgutçu. Orada satamıyorlar hocam. Evet, oradaki paralarla. Çünkü reklamlardan anlamaya başladık. İnşallah inşaat sektöründen birisi de bağlanmak isterse buyursun bağlansın ama onlar kabul etmiyorlar. Türkiye'nin hala 600 bin konuta ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bir kısa reklam arasına gidelim ondan sonra devam edelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank. Sevgili seyirciler, evet paranın rotasında devam ediyoruz ve sizden gelen sorulara bakıyorduk. Hemen Ahmet Öztürk demiş ki, endekse 1-2 haftalık senaryo çizebilir misiniz? 77 bin üstünde bir taban oluşabilir mi? Dow 16.200'ü geçebilir mi demiş. Ne diyorsun? Ben açıkçası Dow Jones endeksiyle ilgili bu seviye 16.200 belki yaklaşılabilir. Ama o seviyenin üzerine gideceğini zannetmiyorum. Ama bu yakın dönemde hisse senedi piyasalarında
Geçmişte yani geçmiş birkaç hafta içerisinde açıklanan olumlu ekonomik verilerin aynı performansı göstermeyeceğini düşündüğümden hisse senedi piyasalarında bir satış dalgasının oluşabileceğini düşünüyorum. O yüzden evet. 16.200 seviyesine hani belki yaklaşır ama onu geçeceğini sanmıyorum. Yani oralardan şimdi, geri dönüş olur. Evet. Şimdi özellikle biz piyasada açıldı, borsada açıldı. Kısaca ben de bir kendi görüşlerimi söyleyeyim. Kısaca bir açıklama yapayım. O da şöyle. Borsada geçen hafta Cuma günü bir ciddi alım maili gördük. Yani onun temel arkasındaki motivasyon neydi bilmiyorum. Hani çok düştü artık alalım mı? Yoksa şey mi? Ciddi anlamda bir yukarı hareket başlangıcı mı? Dediğimizde döviz ve faize baktığımda öyle bir sinyal yoktu. Yani faizde böyle net bir gerileme, dövizde net bir gerileme vesaire yoktu. Dolayısıyla şeye baktığımda, şimdi borsada açıldı. İstersen grafiği verip öyle konuşalım. Ve bir miktar yukarıdan başladık geçen haftanın devamında. Şu an 5 dakikalık grafiklerde görüyorsunuz sevgili seyirciler. 75.748 kapatmıştı geçen haftayı. Şu anda da 75.952 yani 76.000'e yakın bir seviyeden açılıyoruz. Bizim söylediğimiz KC'yi alırsak arkadaşlar burada bir şey göstereceğim. Şu işlem miktarları. Evet bu işlem miktarlarının nasıl yoğunlaştığını görüyorsun. Özellikle şu dakikalardan sonra. Özellikle 75.000'in üzerine geçişten sonra yoğunlaştı. Bir de şurada ilk sinyal geldi aslında. O da 29 Kasım öncesi yani Perşembe günü dibe geliyordu 74.500'e. Burada çok işlem hacmi arttı bu bölgede ve artan işlem hacmine rağmen gerileme olmadı. Dolayısıyla bu da bir dip olduğu sinyalini vermişti zaten. Şu an borsada yukarı yönlü bir hareket var ve yaklaşık olarak %0.40 civarında bir artışla açıldı. 60 dakikalık grafiklere bakalım. Burada en azından şu dipten dönmesi iyi oldu. Yani şu ikili bir dip var. Birazcık daha belki şey verebiliriz. Hani şöyle bir dip verebiliriz. Burada tehlike de var. Bu eğer bir omuz baş omuz formasyonuna dönüşürse ve yeniden 75.000'in altına gelir de 74.500'ün altına gelirse o zaman sert hareketler olur aşağı. Bu yüzden yatırımcı için ilk stop hani 1-2 haftalık bir senaryo çizin dediniz. 74.250'nin altına geldiği anda stop yapmak lazım diye söylüyor grafik. Şu anda yukarı yönlü bir hareket var ve bu yukarı yönlü hareketinde en azından ilk hedefini bir paralelini alalım şuraya. İlk hedefini şöyle verebiliriz. O ilk hedefte yaklaşık olarak 76.500, 76.700. Yani şu aşağıdaki giden şeyin paraleli burada bize direnç oluşturacak. Eğer 77.000'i geçerse, onun üzerinde bir kapanış yaparsa zaten hedef direkt 80.000 olacak. Ama ben olsam yatırımcı olarak en azından 76.500'de biraz düşünürüm. Yani orada eğer kârdaysam biraz nakde geçip beklemeye geçebilirim. Şu aşamada BIST'in görünümü böyle. İstersen Doğu da açalım, bir Doğu'ya bakalım. Yani 16.200'ü geçebilir mi diye. Bu da Doğu'nun 60 dakikalık grafiği ve şeye baktığımızda özellikle bu dalgalara baktığımızda en güçlü direnç şu üçlü tepeydi. Yani şu üçlü 15.600 civarıydı. Bunun üzerine çıktı. Yaklaşık olarak da 600 puan gitti. Ne diyorsun? Şimdi Doğu'nun hareketi daha çok Fed'in politika söylemleriyle şekilleniyor. Şimdi son günlerde yine parasal genişlemenin yavaşlatılacağıyla ilgili söylemler daha ön plana çıktığı için faizlerde bir miktar yeniden bir yukarı hareket var. Özellikle 10 yıllık faizlerde. Yani şu da var yalnız. Tabii faizler genellikle Amerika'da son günlerde ekonomik veriler iyi açıklanmasına rağmen dikkat ederseniz 10 yıllıklarda yukarı bir şey yok. Çok böyle belirgin bir yükseliş olmadı. Evet. Şimdi o bana biraz şüpheli geliyor. Hani faizler çok fazla veya belirgin bir şekilde yükselmiyorken Dow Jones Endeksinin şu anda 16.200'leri böyle zorluyor görünümü bana çok açıklayıcı gelmiyor. Faizler ve Dow Jones Endeksini karşılaştırarak bir analiz yaptığımızda. Bir de şöyle bir şey var. Petrol fiyatları düşük. Şimdi petrol fiyatları
Bu İran'la Amerika'nın, bu daha doğrusu batılı 5 ülkenin el sıkışmasıyla gerilemişti. Ondan sonra yukarı yönde bir hareket olmadı. Evet. O kadar olumlu veriler açıklanmasına rağmen Amerika'dan petrol fiyatlarında en ufak şöyle gözle görülür, hissedilir bir yükseliş olmadı. Hatta tam tersine düşüş devam etti. Şimdi ben petrol fiyatlarının çok fazla yükselememiş olmasının da Dow Jones endeksini bir noktada aşağıya çağıracağı yönünde bir beklentim var. Bu arada Turgut Polat mail atmış. Konuğunuzun cuma gününkü petrol yorumu diyor, %100 tuttu diyor. Brent petrolün düşeceğini, WTI petrolün yükseleceğini söyledi. Cuma günkü yorum, ama sen cuma katılmıyordun. Cuma günü figen vardı ama petrolü konuşmadık. Herhalde diğer yazılarımdan belki. Ha pardon. Evet, senin yazılarını okumuştur büyük bir ihtimalle. Sen şeyi söyledin o zaman. Brent'in düşecek, WTI yükselecek. Bir toparlanabilir evet. diye bir beklentim vardı. Evet. Zor bir analiz diyor. Aynı grupta olan aynı ürünlerin genelde aynı yöne seyri olur. Pek nadir ters hareketler olur diyor. Tebrikler, bu farkı iyi hissetmiş diyor. Şimdi Dow için de sen şu an Dow'la ilgili olarak son dakika, yani son 60 dakika kötü gelmiş yani. Son 60 dakika bayağı bir geri çekilmiş Dow. Amerikan borsaları biliyorsun bu hafta yine şeyi bekleyecek. Bu çarşamba günü ADP istihdam verileri var. Ondan sonra cuma günü de tarım dışı istihdam verileri var. Ve ISM endeksi var bu hafta. Evet. Önemli. Bugün zannedersem. Evet. ISM endeksini çok yakından takip etmeleri gerekiyor. Çünkü ISM endeksinin alt endeksleri var. Bu alt endekslerin içinden bir tanesi de istihdam endeksi. İstihdam alt endeksi. Yani bugün açıklanacak ISM endeksinin alt endeksi olan istihdam endeksi bu hafta içerisinde açıklanacak tarım dışı istihdamı bir öncü gösterge niteliğinde. O yüzden yakından takip etmek gerekiyor bugünkü ISM endeksi. Bugünkü ISM endeksi saat kaçta açıklanacak, ona bakıyorum ben de. Saat 17'de açıklanacak. Evet. Saat 17'de bizim piyasamızın tam kapanmasına yarım saat kala. O zaman piyasamızda o saatlerde ciddi volatilite oluşabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Evet, Ünal Temur diyor ki Amerika yükselirken biz düşüyorduk. Şimdi o trend sona mı erdi? Amerika çıkarken biz de mi çıkacağız? Ben Türkiye'nin özellikle gelişmiş piyasalardan negatif ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle Aralık ayında bu paralar geri çekilir. Hani şey için, yıl sonu olduğu için şirketler karlarını, uluslararası şirketler karlarını diğer ülkelerden çekme eğiliminde olur. Bunun içinde ilk başta tabii Amerika var. Amerikan şirketleri karlarını ülkesine geri çekecek. Bunları muhasebeleştirmek için. Dolayısıyla yani orada ben dolar tarafında bir yükseliş olacağını beklediğim için ve zaten hisse senedi piyasalarında da bir hani son haftalarda bir yükseliş olduğundan dolayı o paranın akışının, yani nakit akışının hisse senedi piyasalarında satış getireceğini düşündüğümden Dow Jones endeksi de geriler. Bizim piyasamızda çok fazla yükselmez bir negatif ayrışma. Şimdi orada şöyle, daha önce Amerika çıkarken biz düşüyorduk derken Bernanke'nin açıklamaları sonrasında gerçekleşti bu. Yani Bernanke'nin açıklamaları sonrasında zaten piyasa bir şok yedi. Zaten onlar tahvil azaltım programının başlayacağı haberi Amerika'yı da düşürdü aslında. Ama ondan sonra Amerika'da faizler yükselince, yani geleceğe ilişkin olumlu beklentiler olarak şey yaptı. Hocam şöyle bir şey eklemek istiyorum. O hareketin öyle olmasının nedeni şuydu. Bernanke parasal genişlemeyi yavaşlatacağız diye konuşurken ekonominin de iyi yolda ilerlediğinden bahsediyordu. Bu tabii hisse senedi piyasalarına, yurt dışındaki hisse senedi piyasalarına alış getirdi. Dow Jones endeksinin yükselmesini tetikleyen şey oydu. Ama Bernanke'nin söylediği aynı şey Türkiye için olumsuz bir faktör olduğundan, yani ben artık parayı geri çekeceğim, faizler yükselecek, dolar faizi yükselecek diye bir söylem, aynı söylem gelişmekte olan piyasalar için olumsuz bir faktör olduğu için
O durum Dow Jones Endeksinin yükselişine bizim gibi gelişen ülkelerin endekslerinin düşmesine neden oldu. O yüzden bir negatif ayrışma olmuştu. Ama şimdi bu sefer şöyle olacak. Bu sefer bu negatif ayrışma devam ederken aynı zamanda ben Dow Jones Endeksinin bu sefer bir geri çekilme yaşayacağını düşünüyorum. Bu şeyle birlikte, bu nakit akışıyla birlikte. Yani gelişmiş ülkelerdeki şirketlerin karlarını diğer ülkelerden geri çekmesi durumunda hisse senedi piyasalarında doların yükseleceğine bağlı olarak bir geri çekilme yaşanabilir. Biz orada da olumsuz yani negatif ayrışmanın devam edeceğinden dolayı bizim borsamızın çok fazla yükselmeyeceğini düşünüyorum. Anladım. Şu anda şeye bakalım istersen. Öncelikle bir altına bakalım. Altında durum nedir? Altında 1245 doların üzerindeyiz. Ben grafiği çiziyorum Okan. Altınla ilgili olarak senin fikrini biliyorum. Yani 1200'ün altına gelirse 1200 civarına alım yapılabilir diye düşünüyorsun. Evet. Destekler 1160-1170 dolar seviyesinde. Şu an böyle bir bekleme durumunda altın. Yani çok sıkışmış durumda, sıkışık bir bazda hareket ediyor. Ve üstten de altını şey yapabilecek bir trend var. Yani bu seviyelerden aldığımızda birinci trend şöyle çizilebilir. Hani altının en güçlü direnci şu an 1400 dolar seviyelerinde bulunuyor. Yani buradan yukarı gitse bile 1400 dolar. Bir de şurada var, bu seviyeden eğimin değişmesi ve ilk yukarı harekette ilk karşılaşacağı direnç seviyesi yaklaşık 1320. Dolayısıyla altında bir yükseliş olursa altın onuz 1320 dolara geldiğinde bir satış yapıp ama 1350'yi geçtiği anda da yeniden alım yapılabilir. Fakat şu aşamada yaklaşık olarak 2, 4, 6, 8, 10 gündür bu seviyenin üzerinde altın. Dolayısıyla burada ya sıkışma, yani burada bir sıkışma var. Bu sıkışma çok net bir sıkışma. Evet. Bu sıkışma eğer bir şekilde 1230'un altında bir kapanışla sonuçlanırsa, çünkü sıkışmalar sonrası biliyoruz ki biz para kazanmak mümkün değildir. Sıkışmalar devam edemez. Sıkışmalar ya bir şekilde sert yukarıyı kırar ya da bir şekilde sert aşağı kırar. Bu da bence tarım dışı istihdamla olacak. Yani o veri geldikten sonra altın kıracaksa aşağı kıracak. Aşağı kırdığında hedef 1200 olacak, 1200'ün altı olacaktır. O seviyelere gelmesi durumunda orta vadeli alım için altın bence uygun. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yani doların yükseleceğini de düşündüğüm için ben alış için en azından mesela bugünkü alış için 1232'yi kadar en azından beklemesi gerekir yatırımcıların. Yani hemen bu seviyelerden alım yapmamaları gerekir. Yani 1240'da, sen 1232'den stopun ne peki? Stop 1228'e stop koyarak. Yalnız şunu da söyleyeyim. 1232 ile 1228 arasında ama 5 dolar var. FX trade için ama. Tabii tabii. FX trade için söylüyorum. 1232 ile 1228 arasında 5 dolar bir fark var. O yüzden şunu da eklemek lazım. Alım yaparken bir birim alacaksa 1232'den yarım birim alsın. Yani çünkü çok volatilite var. Çok volatilite olduğu için belki 1228'e gelir toplanmasın diye 1232'den normalde alacağının yarısı kadar alsın yatırımcı. En azından piyasayı böyle bir koklayarak, elini şöyle suya sokup çıkararak hani bir işlem yapmış olur. Evet, şu arada ben bir genel piyasaya bakıyorum Okan. Endeks 76.053'te Cuma gününe göre %0.40 civarında yukarıda. Faizler 9.12 seviyesinde ve dolar da 2.0184'te bulunuyor. Dolayısıyla bu haftaya başlarken genelde şöyle bir yatay açılış diyelim. Biraz borsa daha iyi açıldı. Fakat borsanın bu iyiliği çok artık her şey olumluya döndü diye yorumlanmamalı. Kâra geçildiği yerlerde bir miktar nakde geçip yeniden alım için beklendiğinde bence o fırsatları verecek. Çünkü bu hafta çok volatil olacak. Evet. Bugün ayrıca TÜİK'ten birçok veri açıklanacak. O veriler de açıklandıktan sonra saat 10'da zannedersem bir 10 dakika sonra açıklanacak veriler. Evet sevgili seyirciler. Yine sizden gelen soruları cevaplamaya çalıştığımız bir paranın rotasını daha bitirdik. Yarın sabah
Tekrar paranın rotasında birlikte olacağız. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.